kuzenlerimden Asiye. Düğünüyle ilgili oldukça konuşulmuş ve de çok tartışılmışsın bugün. Bizim gelin ve kayınvalideler acaba ne bulmuşlar senin düğününe dair eleştirecek? Gelin birlikte bakalım. Varsa eleştirilecek bir şey biz de eleştirelim. Arkadaşlar benim düğünümü zaten biz kendimiz yaptık. Eşim kendisi yaptı. Kayınvalidem zaten düğünümüzle alakalı hiçbir katkıda bulunmadı. Kaç bilezik var şimdi ortada anlamadım ki. Kafam karıştı bir anlat hele. Dört bilezik mi var orada? Beş yaptı beş, herhalde. Beş bilezik var orada. İki de ben yaptım. Altı yedi oldu. Şu görmüş olduğunuz bilezikleri bile kocam kendisi yaptı. Aa! Tabii ki. Kocanın aldıklarını o almış gibi taktı. Evet o şekilde takmış oldu. Bilezeye bak sen. Eşim araba alacağı zaman kayınvaliden bir miktar para vermiş eşime. Demiş ki bunu senin düğün paran olarak veriyorum. Ama sen nasıl kullanmak istersen diye. Düğünümüz zamanı geldi. Kayınvalidem hiçbir şey almıyor. Benim oğlumun her şeyi zaten altın. Nasıl? Ya, sen nasıl altın? Okudu. Mesleğine ilmi aldı. Yani benim oğlum beni üzmek için kardeşim de anne okutuyor. Bana bu yeterli dedi. Kendimin laf etmesi. Ben ona soracağım. Hayatım ben orada bir buğday tarlası, bir başak tarlası görüyorum. Kır düğünü falan değil o. Kesinlikle belediye parkında yapılmış, arkada resimlerini de görmediniz mi? Belediyede yapılmış yani. Bu düğün ne kadardı? Yani kokteyli yapmıştık 50 bin lirayı falan buldu. 50 bin? Evet, ne zamandı düğün tarihi? 6 ay önce Ağustos'ta düğünümüz. 6 ay önce 50 bin. Evet. Kız ben 5 yıl önce 25 bine yaptım düğünümü. Nasıl olur bir kır düğünü 50 bin liraya? Nasıl oldu parayı yani? Parayı basarsan bir sene önce verirsen oluyor. Ya köy kahvesinde mi yaptınız yanlışlıkla? Siz herhalde sahile gittiniz. Bedava çimler var ya oralarda sahile yakın. Orada kır düğünü diye. Sen geline altın bile takmadın mı? Altın? Takmadı. Oğlan verdi. Benim kocam yaptı kolumdakileri. Kız benim oğlum altın değil mi? Her sen altın verdim. Gelin değil miyim sen peki? De altınsın. Benim annem sana altın, altın gelin altına verdi. Altına yakışır zaten. Ama çevirmeye bakın. Yani. Ama orada öyle söylememişsin anne. Demişsin ki yani ben altın oğlan verdim. Sanki ben şeymişim gibi. Sen bir şey yaptın ben mı? Ben kötü söylemedim seni. Tamam düğünde bir şey yaptın mı? Yardımcı oldun mu? Aşı diyorum ya altın üstüne takılmıyor yavrum ne yapayım? Sen kayınvalideler odasında başka konuşuyorsun burada başka. Evet kayınvalideler odasında iki tane mi üç tane mi ne ben taktım diyorsun evet. Ya. İki tanesini taktık. Ne yaptınız kız onu? Aa. Gerçekten kocam yaptı bileziklerimi. Hepsi kolumda. Bir tane de kolye var. Asiye sen bana de. Onu da kocam yaptı. Benim sana ne taktı? Benim taktığım iki tanesini bozdurdunuz mu yoksa benden habersiz? Geri almışsındır sana. Durun bir anlamak istiyorum. Hayır kocamın yaptıkları burada. Hiç sana yok. Bilezik takmadı mı? Kız benim taktıklarım ne oldu? Nerede senin taktıkların? İki tane de ben taktım ya bu oğlum. Hani nerede ayrı. Olsa kolumda olur değil mi? Bozdurdun değil mi? Beğenmedin mi şeklin şemalini? Ay ben ilk defa burada... Öyle bir şey yok. Bozdurma gibi bir şey yok. Sana bir inanasım gelmedi. Ben de inanmadım. Nasıl? Sana bir inanasım gelmedi. İnanın Nursel Hanım yok bak kolunda. Buraya bir de getirmemiş. Evde saklamıştır. Bunu demek için yapmıştır. Nursel Hanım şimdi buraya gelip bu altınlarımı getirdim de. Niye iki tanesini ayırayım? Sonuçta bir yarışmaya geliyorum ve göstereceğim ister istemez altınlarımı. Sen burada işte dökülmek için getirmemişsin. Ayşe abla. Ama sen şu an gelinin yapmadı diyor ama yıllar önce de oğluna araba alması için bir peşinat vermişsin. Oğlum ileride evlendiğinde de... Bu senin düğün paran bu senin diyerek. Düğün paran o düğün öncesi konuşmuş. Aslında şey. Fena bir katkı değil değil mi? He? Ya. Ama düğünde de en azından herkes elinin cebine atmalıydı. Arsızda ya. Arsızda. Sonuçta her iki tarafta yapmalıydı. Ay çıldıracağım Ayşe teyze. Her şey benim eşimin üzerine kaldı. Çünkü ister istemez her şeyle o uğraşmak zorunda ama kaldı. Ama aynı evde mi yaşıyorlardı annesiyle? Tabii. Yani tabii. Aslında bütçe birdi değil yok, mi? Yok hayır. Benim eşim zaten çalıştığı için ayrı bir şehirde. Kayınvalidem ayrı bir şehirde. Sen ne biliyorsun bütçemizin nasıl olduğunu? Sen yani, geldin her şey ayrıldı. O zamanlar biliyordum. Düğün parası falan kim verdi? Eşim verdi. Allah Allah Ayşe sen de hiç harcamamışsın. Biz oğlumdan hiçbir şey yapmadık ki. Çalıştığını biriktirdik. Düğünler için. Benim gelinliğim iyi olsun diye hani eşim sen hangisini istiyorsun diye 10 bin lira verdi.
istediğin bütün gelinliği al dedi. Kendisi verdi yani gelinliği. Sonuçta bir kayınvalide olarak kendisi de hani kızım gelinliğini ben alacağım. Ama ya da... size söyledi ki evimi sattım dedi. İki kardeşi aferin ikiye kızım. Böldüm dedi. Tamam evini sattı. Evet başka iki kardeşi. Başka param yok dedin canım. Aşkım daha ne olsun. Dedi. Yani. Kadın göstermelik değil aslında bayağı. Ama böyle güzel kaç şeyler yıl yaptı. Önce verilmiş bu para. Yani sonuçta o zamanın parası ev, da şu an. Evinde yarısını vermiş. Bir değil kız yani. Ben onu değerlendirseydim ne yapacaktım? Bence Ayşe teyze onları değerlendirdin. Kendi koluna bilezik yaptın. Geline değil. Bu eski bu küçük oğlum var. Peki. Şimdi... Bak iki bileziği nasıl getirmemiş Gülten'e hiç fark etmedim. Bir dakika küçük oğluma diyorsun, büyük oğluna neden destek çıkmadı? Çünkü büyük oğluna para verdi, araba alır. Ayşe abla tatlı. Ben sana niye inanmıyorum biliyor musun? Gülerek konuşuyorsun. Evet, evet. Ben hep gülerek konuşuyorum, şimdi, ne yapayım? Allah anlatmasın da yaptım iki bilezik nerede diyorsun ya kız da yok diyor gözünün içine. Çok bakın işte bir, iki, üç, öyle dört, şey beş takılmadı tane. Diyor. Nursel Hanım. Sinirimden gülüyorum. Öyle mi diyorsun? Hayır, yoksa arkasına saçını bir tane çekivereceğim. Şerbet bize beş bilezik dedi zaten. Evet beş var. Yedi dedi yedi. Yedi evet. Yedi dedi. Ayşe Hanım mı diyor? Yedi bilezik mi takıyor? Yedi dedi içeride. Beş dedi. İçeride yedi dedi. Ay rakamlar da tutmuyor. Şunu niye inanmadınız? Kır düğünü daha mı ucuz oluyor? 50 bin lira çok mu geldi size? Bana az, az geldi. Az. Nursel Hanım biz ama peşin verdik. Ve kıştan tuttuk her şeyi. Ve bir şeyler daha ucuzdu o zamanlar. Ve kokteyl yemekli istemedik. Çünkü herkes yemeğini yiyip gelsin. Kimseyi doyurmak zorunda olmadığımı düşündüğümüz için. Kokteyl tarzında kanepeler, meyveler, çerezler. Güllü lokumlar. Gayet güzel. Sadece düğün parası ve hepsi kimseyi içerisinde. Kimseyi doyurmak ne demek? O hani yani düğüne girerken ikram, yemek, herkes yemeğini yiyip gelir genelde düğüne. Hani biz onu istemedik. Yani yemekli yaparsan dersin ki yemekli düğünü sakın yemek yemeyin. Size ikramlarımız var dersin. Tuğba ne diyorsun? Ya ben şu an şoktayım zaten birbirleriyle diyaloglarda. Yani 50 bin liraya bir düğün yapmak gerçekten helal olsun. Ve 6 ay önce diyorsun değil mi? Evet. Ya. Hadi diyelim 6 ay önce de tuttun. Bir sene önce yani bu fiyatlar benim 5. senem 6. senem neredeyse biz 30 bine yakın verdik. Yani hava birazcık serin değil miydi o zaman kırdığınız? Ağustos'un tepen de açık. Yok. Ya yağmur yağsa falan. Çok kapalı, sıcaktı. Kapalı yerini söylesene. Kapalı yeri i̇ki, de vardı iki ama yeri bir tuttu. Açık yerindeydik. Ağustos'un yağmur yağsaydı ya. İçeride kapalı yerde yapacaktı. Yağmur yağmur açık havada yaptı. Bütün düğün salonları da aynı mantık var. Düğün salonu değil ki orası. 50 bin liraya piknik alanında yapılır. Dedim ya enişte köşede mangal yapıyor çıkıp oynuyorlar. Hani öyle güzel doğru. İşte. Yani. Mangalda varsa daha iyi olurdu. İşte öyle bizim. Bir ortamda piknikte yapmışsınız siz piknik yani alanında. O değil bunlar yemekten kaçmışlar. Mangala et alma yapıp satmışlar. Zaten o kanepe falan onu kanepe diye bahsettiği şey iki bisküvinin arasında güllü lokum verilir ya mevlütlerde. Ondan da tabii canım güllü lokum verdik. Aynen. Akide 50 bin olur. Akide şekeriydi bugün söyledim. Ben çocuğumun düğününe laf ettiremem. Samsun'da en iyi internete girin. Evet. Sonradan söylerim nere olduğunu. Evet. Bir bakın ondan sonra konuşun evet, lütfen. 50 bin ucuzmuş. Düğün salonu. Biz niye biliyor musunuz? Çok pazarlıkçıyız. Ya Samsun'da fazla yemekli düğün olmuyor. Ay olur ya. Gerçekten olmuyor. Bizim düğünlerde olmuyor. Her şeyden önce Samsun pidesi var ya onu dağıtırsın. Ayşe abla. Buyurun. Sen demişsin ki ben evet bilezik bilezik takmadım zaten benim oğlum altından. Ne gerek var? Ne demek bu? Nasıl bir sevgi bu? Altından mı? Asiye kocam. Yok değil. Dese, ay, çok şükür ben? Okumuş. Okumuş diye ilgisi evet, yok. Allah razı olsun okutmuş. Okumuşla ilgisi bir meslek yok. Sahip etmiş. Benim annem de aynı şekilde beni de okuttu. Beni de bir meslek yavrum, sahip etti. Yavrum okumuşla ilgisi yok. Şimdi oğlun altın diye altın takmamak çok saçma. Sadece altın. Altın zaten okumuşla olmuyor ki. Tamam oğlun altın diye altın takmamak Asiyeciğim, çok saçma. Asiyeciğim anlat işte mi? Ayşeciğim anlat merak Şimdi ediyorum. Şimdi altın her şey güzel bir şey denir. Evet. Değil mi? Sadece para için mi altın? Evet. Para kelimesini mi altın Altın demek para demek. Ya para demek ki... altın demek. Evet. Altın demek para demek. Altın kalp. Altın yani. Ya. Altın demek artık gelin mutfaktan bilezikleri demek. He? Oğlum ben altından diyorsun sevdiğim ya. Bir kelime. Ne demek de aşığım mı diyeyim? He, mesela yani aşk var. Oğlum aşk çok, oğlumla. Oğluma üç çok değerli. Üç kızı peşine oldu. Ona karşı bir aşk var. He. Aşkımı buna verdim. He. Keşke aşk kelimesini kullansaydım. Aşkım aşkın oldu. Tamam aşk kelimesi kullansaydın daha evet. Farklı olurdu o zaman. Aynen. Tamam anladık. Özür dilerim kızım. Altın kelimesi deyince iş paraya dönüşüyor. Ve ister istemez sen de her şeyi para olarak daha aşk. Ama öyle değil mi?
Değil ama sen biliyorsun oğluna diyor olurdu. Ayşe teyze, Asiye'nin bence içinde bir şeyler kaldı. Ne kaldı kız? Ne kalmış olabilir? Ya bak altın oğlum diyorsun ama bence altın oğlun küçük oğlun. Bu gümüş oğlun oluyor. Yok, bilezik bile yapmamışsın. Ben şunu anlamadım Ayşe abla. Ya oğlun, herkesin oğlu kendine değerli. Kime sorsam tabii, laf söyletmez kimse ya. E peki sen o kadar gözünde büyütüyorsun ki oğlunu. Altın takmaman için nasıl bir sebep bu? Onu yakalayamıyoruz bir türlü. Hani niye altın konuya, komşuya karşı? Taksana bileziklerini gelinine. Niye orada ben takmadım bileziklerini? Kim biliyordu kimin yaptığını? Başa dönüyoruz, başa dön. Takmamışsın vallahi. Herkes de duydu. Şimdi duydu. Evet. Sayende onu da duydu herkes. Son tamam. Tadımı yapıyoruz. Doğru olan. Son tadım Carmen Gönül'le en zor tadım yine sana kaldı. Buna kaldı. Buyurun.